...kararlar. Sabit kararlar. Ve altını dolduramıyorlar. Üzücü taraf o. Sportmenliğe aykırı nedir? Geçmişte Fatih Terim'in... Kadro belli oldu. Sözünüzü evet. keseceğim. Söyledikleri hemen yani... bakalım hak ettiren söylemleri olmuştu ama... ...bu özdesiz konuşmanın... ...bu kadar sert bir ceza almasının... ...çok anlamlı olduğunu Falcao kadroda hemen paylaşalım. Mustara, Falcao, Belanda, Babel, Mariano, Luindama... Markao, Nagatomo, Fegoli, Enzonsi ve Lemina 11 ile sahaya çıkacak Galatasaray. Asporu kutlayalım. Bugün bu 11'i verdi. Evet. Yani Bizim yanılmamış. birebir bir vermiş. Doğrudur. Bu 11'in böyle çıkmasının mantığı şu. Belki hı hı. E, sonra Fatih Hoca ne düşüyor bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi maçı var. İşte bu takım ilk kez yan tabii, yana oynayacak. E, tabii yani bu Falcao, nasıl? Lemina ilk kez oynayacaklar. Dolayısıyla bir takım uyumu adına gerçekten önemli. Dolayısıyla eee Kasımpaşa maçında bu tür 11 denemesinin çok mantıklı olduğunu inanıyorum. Çünkü sonuçta bu 11 belki seri anlamında nasıl bir karar verir hoca bilemem ama seri andon konusunda nasıl bir karar verir bilemem ama belli ki bu kadroda büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde Bürüz deplasmanında sahne alacak. Bir kez daha tekrarlayalım. Mustera var Galatasaray'ın kalesinde. Kasımpaşa karşısında işte 11 ekranlarda. Geri dörtlü Mariano Luindama, Marka Nagotomo. Ee, önlerinde Lemina ve Enzonzi, Fegoli, Belanda, Babel ve Falca 11 ile çıkıyor Galatasaray. Kasımpaşa karşısına sizin de belirttiğiniz gibi bütün gözler Falka'da olacak. Demek ki hoca Falka'nın hazır olduğunu düşündü ki 11'de başlatıyor. Yani zaten ben hazır olduğunu düşünüyorum. Yani geliş şekli hı hı. ve milli takım arasında Galatasaray'da antrenmanlara katılması bir ölçüde yeterli süreç. Yani Falka'nın. hani dediğin ya maç eksiyi falan var. Bugün en büyük desteği de zaten Galatasaraylı oyuncular. Galatasaray taraftarlarından görecekler. E, iki ayrı karşılama töreninde 50 bin kişiye tanık olan totalde e, Falcao bugün sahada aynı anda 50 bin kişiyi görecek. Yani Falcao de Arda Turan'ın e, bir dönem söylediği bir laf vardı. Galatasaray'a gelirsen coşarsın ve coşturursun demişti. Bugün Falcao için öyle bir gün. Coşmak ve coşturmak adına. Tabii tribünler de Falcao'yu bekliyor. Uzun süre konuşulduğu Fal için Fal bu transfer. Bu hepsi böyledir ya. Bugün e, Trabzonspor getireceği hava bambaşka olacaktır. Hı hı. E, Fenerbahçe Luis Gustavo'nun orta sahaya getireceği hava değil mi? Önemli tabii. bir oyuncuydu. Çok farklı olacaktır yani oyun şekli anlamında. E, yani Beşiktaş'ta da Baktığımız zaman önemli o transferler var ama her zaman... Elneni gibi. Elneni tabii çok geçer not aldı. Elneni'nin özellikle Laiş'le birlikteliğinin hı hı. çok farklı bir e, iklim koşulu yaratacağını futbolda düşünüyorum ben. Belki İsim olarak bazı oyuncular farklıdır ama e, bazen takım oyununu oluşturabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın bugünkü mevcut kadrosunu da yani konu belki değil ama Luchescu'nun ikinci senesindeki kiralıklarla dolu Galatasaray'a benzetiyorum. Yani bu takımın toparlanması adına, Hı -hı. takım oyunu adına. E Galatasaray gerçekten marka değeri çok yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Baksana burada Feguly, Afrika şampiyonu oldu evet. ve geldi. E Falcao gol krallığı yaşamış. Avrupa'da e, ve klasında bir numara seçilmiş. E, Belan da kendi ülkesine önemli Babel son final son milli maçlardan evet, çok sonunda döndü. Goller attı. UEFA'nın yani, ankette evet. ankitte de Şampiyonlar Ligi'nde yeni transferlerden hangisi e, ön plana çıkar, fark yaratır diye sorulduğunda da Babel oyların çoğunu e, yani, aldı. tabii yani sonuçta Lemina benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hatta bir ara Beşiktaş'ta ismi geçmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın evet. bu transferi bitirmesi çok doğru. Yani burada dört transfer var. Burada biraz seri. Ne, Nagatomo en, ismi şüphe evet. uyandırıyor. O da geçen sezondan bu yana. Yani o ilk geldiğindeki Nagatomo olmadığı için söylüyorum bunu. Kötü anlamında söylemiyorum. Tabi. E, ben sezon yaşadı. başındaki Nagatomo'yu da çok beğenmemiştim. Hı -hı. Ama sonuçta takım da onu toplayabilir. Yani takımın doğru. performansı Nagatomo'yu da iyi oyna, oynamaya itebilir diye düşünüyorum. Nagatomo'nun sonuçta oynadığı bir oyun varsa onu oynamak zor olduğu olduğunu Japon oyuncu da biliyordur. Yani onu oynayan, geçmişteki o parlak futbolu oynayan, hücuma çıkan, ortalar yapan, gol atabilen etkili Nagatomo'nun neler yapacağını biz gördük. Öyle değil mi Cüneyt? Kesinlikle. Ee, yapması gerekiyor artık. Vitrine çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig akışı devam ediyor. Lig yarışı devam ediyor. Yani sonuçta buradaki e, yani Galatasaray'ın örneğin Lemina Enzonzi e, transferlerinin, seri transferlerini yani Galatasaray çok fazla toz kaldırmadan bitirmesi büyük başarı olarak görüyorum ben. Belki geçmişteki Peki. transferler çünkü Falcao çok daldılar, da bazı hı hı. transferler özellikle yerli oyuncular konusunda maalesef e, başarılı olamadı. Devam edeceğiz bir Türk Telekom Stadına da gidelim Emre Kaplan bizi bekliyor. Abi.